Herkese tekrardan merhaba ve bu Java kursunu bu bölümünde sizlerle birlikte kod örnekleri yazarak birlikte öğreneceğiz. Bu videoda sizlere birkaç tane örnek kod yazarak sizin de anlayarak öğrenmenizi ve birlikte öğrenmemizi sağlayacağım. İlk kodumuz kilo eee e, mili kilometre çevirmek olacak. İnternetten bulduğum üzere 1 mil 1.609 km eşitmiş. Bu değeri kullanarak devam edeceğiz. Şimdi biz ilk başta açıklamak gerekirse bir tane metot oluşturacağız. Bu metoda bir ne kadar çok mil girersek bunun bize kaç kilometre olduğunu girecek, geri döndürecek ve biz de bunu konsola yazdıracağız. Bununla başlamak önce bir tane metot oluşturup bunun parametresine kilometre yazmamız lazım ve bu da int olması lazım. Kısacası bir tane public void mil to kilo Militer diye bir void oluşturacağım. Milden kilometreye çevireceğimiz için. Buraya int e, mil değerini yazacağız. Yani kilometre, mile to, mil to kilometer ise ne kadar mil yazarsak o kadar kilometreye döndürecek. Aslında bunu void yerine int yapsak daha güzel olacak. Çünkü int yaparsak şimdi hata alacağız ama birazdan düzelteceğiz bu hatayı. E, direkt burada printlemek yerine main metodumuzda printleyebiliriz. Geri return yapıp. Önceki bölümlerde de öğrenmiştik bunu zaten. Şimdi ilk başta mili kilometreye çevirmek için girilen mil miktarını 1.609'a çarpmamız lazım. Çünkü 1 mil bu kadar kilometreydi. 1 mil return mil çarpı 1.609 Şimdi şöyle bir e, neden float'a çevirdiğimi sorarsanız Şimdi ilk başta burada milim 1.609'a çarpıyoruz. 1.609 tam bir sayı olmadığı için yani bölünenlere tam bölünmediği için Sonra f koyduk float'un f'si ve bunu return ederken float çevirmek zorundayız. Çünkü int olursa noktadan sonra bir şey koyamayız. Tam bir sayı olur. Tamam. Mil'den kilometreye çevirmek metodumuz hazır. Şimdi bunu konsola nasıl yazdıracağız? Bir tane main static void oluşturuyoruz hemen. Bu main void ana void'imiz oluyor. Yani kodun çalıştığı void. Void. Bu void'den mil to kilometres'i çalıştırıyoruz. Float. Kilometre. Yani kilometre çevrilmiş hali olacak. Mil yazamadım. Mil to kilometers. Buraya da mesela kaç mil yazalım? Mesela 300 mil kaç kilometreymiş? Hata almamızın sebebi 200 mil. Oluşturduğumuz float'un veya void'in Java'ya göre statik olması lazım. Statik yapmayı unutmayalım. Kilometre yazdığımızda bize ilk başta buraya gelecek. 200'ü 1.609'a çarpıp bize geri döndürecek ve kilometremiz de bu olacak. Sonra bunu konsola kilometre yazarsak şimdi ve programımızı çalıştırdığımızda 321 kilometre olduğunu göreceğiz. Yani 200 mil 321.8 kilometreymiş. İlk egzersizimizi tamamladık. Şimdi ikinci bir egzersizimiz olan kilobaytı megabayt'ı çevirme uygulaması yapacağız. Yukarıda da görebildiğiniz üzere internette bulduğum üzere yakın olarak 1 megabayt 1250 kilobaytmış. Bunu yapmak için şimdi eski yazdığımız kodu siliyorum. Videoyu durdurup bakabilirsiniz koda. Gene biraz önce yaptığımız gibi bir tane metot oluşturmamız lazım. Bu metotta megabayt'ı kilobayt'ı megabayt'ı çevirmek için gereken şeyleri bulmamız lazım. Ama bunu yaparken mesela 1260 kilobayt 1 megabayt yerine 1 megabayt ve 10 kilobayt eder yazacağız. Bunu yazmak için ilk başta gene metodumuzu oluşturalım. Bu sefer void oluşturacağım çünkü geriye döndürmek yerine burada yazdırmamız gerekecek. Public void kb to megabyte yapalım. Buraya da gireceğimiz kilobyte. Buraya da kilobyte'ımızı yazalım. Statik yazmayı gene unutmayalım. Kilobyte'ı megabyte'e çevirirken yapmamız gerekenler ilk başta bunu 1250'ye bölmek. Ama ilk başta direkt her zamanki yaptığımız gibi flow int megabyte eşittir kilobayt bölü 1250 yapabiliriz. Ama bunu yaparsak geriye kalan kilobaytı göremeyiz. Bunu yapmak için şöyle yapıyoruz. Kilobayt int kilobayt megabyte eşittir kilobayt bölü 1250 bu doğru. Şimdi geri kalanı öğrenmek için int kalan kilobayt hatta şöyle yazalım. eşittir kilobayt bölü yüzde işareti 1250. Bu ne oluyor? Yüzde işaretini kullandığımızda bir sayıyı neye bölersek onun kalanını döndürüyor. Yani 1260 yazarsak bunun kalanı 10 olacak. Bu da 10 olacak. Yani 10 kilobayt kalmış olacak. Şimdi yazdırmak gerekirse system out print megabyte artı Megabyte'ımızı yazdık. Bir boşluk bırakıp kalan kilobaytımıza da kalan kilobaytımızı yazabiliriz. Bu kodu da tabii ki de her zamanki main void'inde çalışmamız lazım. Kaç kilobaydı deneyelim? 1360 deneyelim. 1360 hatta 3000 3360 kilobayt kaç megabayt kaç kilobaytmış bakalım. 3360 kilobayt 2 megabayt ve 860 kilobaytmış. Tamamdır. Şimdi yeni bir etkinliğimiz var. Yeni etkinliğimizde kısacası size leap year yani bir yılın 366 günü olmadığını olmadığını hesaplatacak olup olmadığını. Bir leap yearın olması için o girdiğimiz yılın hem 4'e hem 100'e hem de 400'e kalansız bölünmesi lazım. Bunu kontrol etmek için gene bir metot oluşturacağız. Şu anki metotları siliyorum gene. Yeni oluşturacağımız metot bunun bir string döndürmesi istiyorum. Bu string cevabı olacak zaten. Leap year koyalım adını. Int girilen yıl. Tamam. Bunu kontrol ederken eğer bir önceki kursumuzda yüzde işaretini kullanmıştık zaten hatırlıyorsanız bir önce gittiğimiz. Eğer yıl 4'e tam bölünüyorsa yani kalan tam bölünmüyorsa yani kalan sıfır değilse return yani e, konsola yazacağımız şeyi döndürüyoruz. The given year isn't a leap year yani girilen yıl bir leap yılı değil yani 366 gün değil. Şimdi yalnız sadece 4'e bölmek yerine eğer 4'e bölünmüyorsa başka bir şey daha kont. 4'e bölünüyorsa başka bir şey daha kont etmesi lazım. O da 100'e bölünmesi. Eğer 100'e de bölünüyor biliyorsa 400'e bölünmesine bakacağız. Eğer 400'e bölünmesi veya 100'e bölünmesi veya 4'e bölünmesinden bir tanesi bile kalanlıysa yani tam bölünmüyorsa bunu yazdıracak. Ama eğer üçü de tam bölünüyorsa else void'imize gelip bir leap year'dır yazısını yazdıracak. Şimdi bunu denememiz için kısacası burada string'in sayısı büyük. Bunu denememiz için buraya sistem out in, leap year. Bir başta yanlış olsun diye 600 yazacağım. 600 bildiğiniz üzere 100'e bölünüyor. 4'e bölünüyor ama 400'e bölünmüyor. Kısacası bunu yazdıracak. Çünkü belli leap year değil. Evet isn't a leap year yazdırdı. Bu bir leap year değil yazdırdı. 800 olursam, 800 hem 400'e hem 100'e hem de 4'e bölündüğü için bu bir leap year'dır kodunu konsolda görüyoruz. Evet bu videomuzdan bu kadar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel 3 tane etkinlik çözdük. Umarım anlatabilmişimdir. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere.